Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu bizim köyden değil. Bu. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün E30 nasıl yakılır, nasıl yanılır bunu size göstereceğim. Çok hızlı geliyoruz, çok. Sakın kapatmayın. Çok hızlı geliyoruz. Kaçta kesiciye giriyor arabanın? 6500. 6500'den. Bu kardanla güzel oynamışsın ama. 300 kardan koymuşsun ona da böyle. 300 bir oynama yaptık onu ama maksimumda şanzımanın müsaade verdiği 250 değerlerde. Anladım. Şu anda yürürlüğünde kaç beygir bu araba? 180 beygir veriyor bize. Güç net. 3500. Şuradan böyle şöyle bir yakarak bir kalkalım. Bakalım nasıl kalkıyor araba. Güzel kalkıyor ya Doğukan. Çok iyi. Yani bir de atıyor götü o yana bu yana, iki de atıyor o yana bu yana. Üçte araba tam oturuyor zaten. Güzel. Ama bayağı uğraşmışsın, bayağı emek harcamışsın sen de arabaya. Mekanik olarak biraz canımızı yakmasın diye satılan ne varsa sıfır orijinal aldık. Bu arabalarda orijinal motoru var şu anda bu arabanın üstünde. Orijinal kendi motoru. Normalde en çok tercih edilen ama kimsenin arabasına takmaya cesaret edemediği bir motor. Niye kimse bu arabasına bu motoru takmaya cesaret edemiyor? Çünkü bu motordan fazla verim almak istiyorlar. Aha. Bu motoru harici beyin R8 bobin giriyorlar. Bu vesileyle araç 8000 devirleri buluyor, 8500 devirleri. Pompa güzel yağlamadığı için sürekli yatak sarma. Sürekli yatak sarma sıkıntılar oluyor. Horoz kırma, swap game, eksantriği patlatma. Pistonda sıkıntılar yapıyor. Bu arada arkadaşlar, bugün gerçekten çok heyecanlı bir gün. Bir de Trabzon şartları. Trabzon'da polis birazcık rahat bırakmıyor. O yüzden böyle elimizden geldiğince yani araç orijinal olduğu süreç yürürü mekaniği ben özellikle trafikte problem yaşamamak için aracı 6 silindir olarak tercih ettim. Motorundan hiç oynamadım. Fabrikanın koymuş olduğu mevcut motorun üzerine. Sen motorla niye oynamadın? Çok yeterli. Zaten 2.8 bir krank var. Sadece bunu girdik arabaya. Aha. Kendi kolları, kendi pistonlarıyla beraber. Çok güzel devirler çeviriyor ve bu arabayı yolda tutabilecek bir güç. Ben bunun 10 beygir üzerine çıktığımda ben bunu yolda tutacağımı düşünmüyorum. Hem de düz desen bir lastikli. V kanal olduğu süreçte her zaman problem olur. Ve ben bunu düz desenden yolda tutamıyorum. Yani bana fazla. Çünkü arkadaki LSD kilit sizi her an tahrik ediyor. Hemen de işte tahrik olmam. İşte zaten tahrik olmam ya. Ya. Bizi bozuyor zaten böyle şeyler. Benim çok arkadaşım var. Çok da büyüğüm, çok tanıdıklarım var. Bana hep doğru düzgün sür şu arabayı. Delikanlı gibi sür diyorlar. Allah. Ya ben buyurun gelin arabaya oturun diyorum. Şu direksiyona oturan sadece diyor ki ya olmaz ya. Olmaz. Bu bizi bozar ya. Burada mesela her istediğin anda yanı koyabiliyor musun bu arada? Tabii. Şu anda mesela bir deneyelim yine. Yeter ki müsait olsun.
ama yanlaması da... Çünkü biz bunu hep yol tutuş performansına göre yapmıyoruz. İstese de yanlamaz. Anladım. Çünkü araç hep yol tutuşa dayalı olarak ben yaptım. Özellikle işte böyle tercih ettiğimiz yollar, mecbur böyle yollar oluyor. Boş, yol yapım çalışması olan, trafiğe açık olmayan yollar oluyor. Bu arada zaten Trabzon Karnibul var. Yakın zamanda açıldığı zaman. Yani Allah'ın izniyle burası Trabzon için çok güzel bir elverişli bir yol haline gelecek. İnşallah. 0-100 alalım burada arkadaşlar. Sen buraya bir yak kardeşim. Yap kardeşim. Şimdi arkadaşlar tekrardan merhaba. Öncelikli olarak diyeceksiniz bu arabanın üstünde kaputu bu yakıyor ha. Sanki biraz zorladık arabaya. Arabanın zorladık. Üstünde kaputu niye yok diye soracaksınız. Bunu ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşacağız. Kardeşim hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk kardeşim. Araban E30. Ne paket diyordun Eren sen? Bir şey paket dedin. AC Schneider. Makyajını o şekilde seçtik. M2 paket giydirmesi yaptık. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Olumlu sonuçlar aldık. Arabanın rengi de çok güzel. Arabanın gidişi, diriliği vesaire gerçekten çok güzel. Şimdi baktığımız zaman kardeşim önden başlayalım. Kardeşim E30'larda genellikle arabaların orijinal motorlarını kullanmıyorlar. Çok sıkıntılı, çok pislik, nalet bir motor diye. Sen bu arabaya orijinal motoruna oynama yaparak, ekleme yaparak güzel bir motor sistemi ortaya çıkartmışsın. Niye? Niye para harcadıktan sonra arabaya ekstra bir motor yapma çabası içine girmedin? Bir E30 binecekseniz o E30'un altında kesinlikle kendi motor olacak ve kafa kağıdı kesinlikle 6 silindir olacak. O motorun da kendi değerlerinin dışına çıkmak o arabaya biraz daha ihanet oluyor. Çünkü bu arabanın sanayide bir kere görülmesi demek bu arabanın kesinlikle bütün o ahenkliğini, bütün o diksiyonunu anında sıfıra çeker. Doğru. Bu arada arkadaşlar nasıl sıkıntılı motor biliyor musunuz? Doğukan çekimden önce anlatıyor. Arabanın orijinal motoru üstünde diyor. Arabanın diyor çamurluğunu yıkıyorum diyor. La bir arabanın çamurluğu yıkanınca arabanın motoru bozulur mu? Yani o kadar sıkıntılı bir motormuş. Adam arabayı yıkamaya korkuyormuş. Arabanın orijinal motorunda elimizin değdiği her yeri hatta değmediği her yeri sen söküp tekrardan sıfır olarak takmışsın. Şu anda arabada 2.8 motor var. Ortalama 180 beygir civarında bir güç üretiyor. Fabrika çıkışında da zaten arabanın bu motorla çıkıyor değil mi? Sen sadece parçaları söktün sıfırlarını daha top. 140 beygir olarak çıkıyor. Bir 40 beygir olarak biz ekleme yaptık. Şanzıman güçlendirmesini, kilit diferansiyelini ve baskı balatasını ekledik kendisine. Araçta arkadaşlar bu arada kilit diferansiyel var. Eğer E30 sürüyorsan zaten diferansiyel kesinlikle olmazsa olmaz. Motora baktığımız zaman kulelerin üstüne görsel amaçlı mı koydun bunu yoksa? Görsel amaçlı ama ben faydasını çok gördüm. Kuleyi çok güzel yiyor. Yaşı itibariyle motorun ağırlık kısmından dolayı özellikle viraj paylarında kuleler birbiri üzerine kapanıyor. Ama Allah'a şükür bu arabada kule gergisini şu an bile söksem takmam kolay. Diğer arabamda biraz daha zordu. Kuleler hemen kapanıyordu ama bu arabayı alırken de özellikle orijinal çıkması beni çok memnun etti. Spor hava filtresi koymuşsun. Motor aksamı bu şekilde. Panjura, fara, tampona bir oynama yapmışsın. Onları da anlat bize. Aracımıza M2 makyajı giydirdik. Kara farlarımıza geçiş yaptık. Kendi özel kafeslerini yerleştirdik. Zaten dediğim gibi makyajda full AC Schneider'ın hangi ürünü satılıyorsa bir anahtarlığına kadar her şeyini aldık. Bir de arkadaşlar arabada gerçekten dokunyon fiti 0, dokunyon vida 0, dokunyon boru 0, dokunyon panjur 0. Yani arabaya elin değdiği her yere Doğukan 0 almış satılan, takmış. Satılan ne varsa ben araca hepsini aldım. Kaliteli olanından her şeyini taktım. Yani bir şey esirgemedik, giymedik, giydirdik desek yeridir. Ha biz de giydik ayrı konu ama. Tampon MK. M2. M2 tampon yine. Yan tarafına geçtiğimiz zaman şöyle geçelim. Gel güneş oradan vuruyor. Jantlarımız yurt dışı. Jantlarımız yurt dışı. Zent jant. Önlerde performans lastiği, arkalarda düz desenin zaten sürerken farkını gördük. Lastiklerimiz bu arada V kanal düz desen. Yani V kanalın bu arabaya kattığı bir artı var mı? V kanalın bu arabaya kattığı hiçbir artı yok. Lastikler sıfır olmasa biraz daha zat içten yemeye gayret ederse yoldan çıkacak araba. Sadece tahrik ediyor arabayı. Başka hiçbir şey yapmıyor. Güvensizlik yaratıyor. Onlar da Allah'ın izniyle değişeceğiz ama ön çamurluklar ancak bu sığıyor. Anladım. Ama arkalarda tabii ki yolda gelirken... Kasa olarak ne diye geçiyor bu araba? Kupe. Kupe.
320. 320 kupe. 320 orijinal kupe. Bir 320 kupe. Bir de bunların kabrioları var galiba. Evet. Tamam. Kabrio E30'un gerçekten en çok tercih edilen modeli. Yan tarafta baktığımız zaman yine M2 giydirmelerimiz var. Onları tercih etmek zorunda kaldık. Bu modelin makyajında olmazsa olmazı M2'dir. Ön arka tampon olsun, spoilerlar. Bir de arabada egzoz kullanmıyorsun. Niye? Yok. Egzozu sevmediğinden dolayı. Egzoz sevmiyorum. Ben özellikle zaten farkındasındır ki ben kaput da kullanmıyorum arabada. Bu arada kaputun takılı olmamasının sebebi arkadaşlar motor sesinin dışarıya daha çok çıkması. O arabada M20'cilerin hepsi bilir. M20 hiçbir şeye benzemez. Ben bu sesi alacağım. Bu sesi de herkes duyacak zaten. Ben şu arabaya Gürkan Demirez mi bir abimiz vardı Ankara'da. Bir E30 klibi vardı. Ben bu arabaya gerçekten orada aşık oldum. Halen daha çok seviyorum. Nasip olur da bir gün bize de binmeyi Allah nasip ederse inşallah ben de bineceğim bu arabayı. Böyle inşallah. Gel arkasına doğru bir geçelim. Arkasında yine spoilerımız. Schneider spoiler mı oluyor bu? Yok, M2'nin kendi orijinal spoilerı. Bir de arkadaşlar arabanın arkasında reflektörlü mor plakalık var. Bu piyasada hani şöyle baktığın zaman ucuz gibi duran ama aslında büyük bedeller ödeyip alınabilen çok bir parça. Kaç lira bu? İyi para. 3500 liranın kapısı. 3500 liranın kapısı. Bir de arkadaşlar arabaya sadece yani arabanın alındığı paranın haricinde 80 bin liraya yakın Doğukan para harcamış. Bir de elim şöyle değiyor ya kayıyor. Doğukan bu arada cilacı. Cila işi yapıyor. Arabaya en son ne zaman cila vurdun? Doğru söyle. Bu kayganlık hala üstünde bak. Çok oldu ya. Biz onu çekiyoruz bir yere. Unutmak istiyoruz. Çünkü bir dahaki sefer üzerine çıktığımda yine o ilk günkü hevesle çıkmak istiyorum. Beni tahrik etmesini istiyorum. Yoksa her gün bindiğin zaman artık bir kıymeti olmuyor ama böyle 2 hafta üstüne onu gördüğün zaman o bakışlar bir anda değişiyor. Bir yargı dağıtma mevzusu başlıyor o zaman. Arkada spoilerımız var. Eksi olarak plakalığımız var. Tamponumuz yine M2 giydirme. Yine M2 giydirmemiz. Antenimiz var. E30 anten, otomatik anten olmazsa olmaz. İçine şöyle bir değinelim küçükçe. İçindeki detaylarda arkadaşlar diz destekli Recaro koltuğumuz var içinde. Başka? 5 fonksiyonlu koltuğumuz işte. M2 direksiyonu. Kendi kasetliği, yani dışına, orijinalin dışına çıkmamak için neredeyse hiçbir şey takmadık ama diferansiyel yağ sıcaklığı benim için önemliydi. Onun göstergelerini takmak zorunda kaldım. Bu arada arabanın orijinalinde arkadaşlar camlar çevrilmeli. Bunu genellikle otomatik yapıyorlar. Orijinalliği bozulmasın diye Doğukan camlarını da çevrilmeli olarak yapmış. Bir de detaylı, kırmızı. Yani ben özellikle şunu istedim. Araç yarın öbür gün birinin kapısına da getirsek, bir mekana da gidip bizim arabamız var desek, şase numarasından sorgulandığı zaman kesme tavan açılmış, kelebek cam koyulmuş, otomatik cama çevrilmiş denmesin. Bu arabanın orijinali neyse biz onu yaptık ve şu an ben söylemiyorum yani bunu herkes söylüyor. Sunroofsuz benim gözümde Türkiye'nin en güzel E30'u. Bu arada araba komple M2 giydirme dışarıdan içi de aynı öyle. Gel hala. Bak paspas bir. Detaylar güzel. Debriyaj gaz pedal seti 2. Bir de arabanın içine ben şöyle bir göstereyim. Şimdi en güzel şeylerden biri şu kadrana bir bakar mısın? Var mı Türkiye'de 300 kadranlı başka bir E30? Bunda Doğukan kendisi yapmış. Bayağı bir uğraşmış bunu yapabilmek için. Bir iki tane daha yapan var. Bu şekilde biz gördük. Takibini yaptık ama 200'den bozma kadranlarda olmuyor. 240'da birebir aynısını ölçüyor. Şu göstergelerimiz var burada. Onlara da bir yaklaşalım. Bir de arkadaşlar şu da yine arabanın orijinalinde olan kasetliği. Bunun içine kasetleri koyuyorsunuz. Tabii o zamanlar CD'li teyp vesaire yoktu. Kasetleri koyuyordunuz. Teybe artık ne dinletmek istiyorsanız onları açıp dinletiyordunuz. Yani onu bilelemek istemedim oradan ki orijinali çalışır vaziyette. Her şey orada dursun. Şu vites yani. Çok iyi ya. Yok, arkadaşlar bu arada şanzımanımızda short shifter şanzıman. Yani kısa, çok kısa. Şuraya baksana gerçekten yani böyle bir santim var mı ya şanzımanın bir arada? Yok. Bir yok. Yarım santim. Sadece bilek hareketiyle vites atabiliyorsun. Aynen. Buna da alışman gerekiyor tabii ki de. Tabii. 1, 2... Şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5. Yani böyle aldığın zaman böyle ileri geri şu kadar esneyen bir şanzıman arabanın yok. Yine arabanın kırmızı emniyet kemerleri var. Şu üstte göstergeler var. Bunlar ne? Arıza paneli. Araçta herhangi bir arıza olduğu zaman suyu eksik, cam suyu eksik, arka stopları yanmıyor. Oradan bize bunu bildiriyor. Biz de eklemesini yapıyoruz. Yine içinde inceden ayarlı bir ses sistemimiz var. Arkasına sen de kimseyi oturtmuyorsun herhalde arabanın. V kanal lastik varken 5 kişi gazlıyorduk. 6'ya çıkardığım da oldu. 6 kişi oturup gazlıyorduk. Yolda durmuyordu araba. Yani biz zannediyoruz araba gerçekten çok güçlü. Harbiden böyle bir makine biniyoruz zannediyoruz. Kilidi sökecektim arabadan ki savuruyor artık araba. Ben bu lastikleri geçtikten sonra dedim ki boş inin arabadan ya. Artık kimse de binmesin ben tek başıma gazlayacağım.
Yolda gelirken gördüm. O kadar tahrik ettim onu. Yoldan çıkartmamaya çalışıyor kendini. Ve bu çok güvenli. Yani arkadaşlar özet olarak E30 binmek istiyorsanız, bir de arabanız böyle 2.8 180 beygir bandında olmak istiyorsa kafadan 80 bin lirayı gözden çıkartacaksınız. Bu araba çünkü ilk alındığı zaman hani böyle kötü bir vaziyetteydi. Doğukan tekrardan dediğimiz gibi arabayı aldı. Değişmeyen hiçbir aksamını bırakmadı. Bir de Doğukan'ı arkadaşlar tanıyabiliriz. Nereden? Noel Baba. Noel Baba kostümüyle yılbaşında Doğukan E30'da yanlıyordu sürekli. Arabayı komple giydirmiş. Noel Baba süsleriyle, ledlerle vesaire süslemişti. Orada bir lafım vardı. Neydi o? Bazadan da gelsen yok dedi. Bir dahası olmaz. Bir dahası olmaz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuz çok daha güzel videolarla inşallah geleceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kardeşim geldiğin için de teşekkür ederim. Var mı demek istediğin, selam yollamak istediğin biri? Yok. Yok. Kalbi kırılmış. Bu adamı kırmayın ya. Kırmayın bu adamı. Görüşmek üzere. This money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em. I'ma murk 'em. Lift the pain with this fire, I'ma burn 'em. Murder, it's a murder.